Evet, meslek odalarının seçim sistemlerinde yapılması planlanan değişikliği konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi hattımızda Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz var. Emin Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, şimdi meslek odalarının seçim sistemlerinde değişiklik yapılmasının planladığını açıkladı Cumhurbaşkanı. Böyle bir taslak muhtemelen yakın bir vadede meclise getirilecek. Baro başkanlarıyla da bu durumu bir yandan değerlendiriyoruz. Ve siz de bu konuyla ilgili bir sosyal medya çalışması da yaptınız hafta sonu. Bu değişikliğe karşı çıkıyorsunuz. Şimdi öncelikle bu değişiklik niye planlanıyor? Siz niye karşı çıkıyorsunuz? Genel olarak bunu bir dinleyelim mi sizden? Tabii. Şimdi meslek odaları Anayasa'nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Bu kurumlar ikili bir görevi yürütürler. Bunlardan birisi mesleğin kamu menfaatleri doğrultusunda gelişmesi için çalışmalar yürütmek, meslek disiplini ve ahlakını korumak. İkincisi ise meslektaşlarının ortak gereksinimlerini karşılamak için çalışmalar yürütmektir. Dolayısıyla bunları derneklerden ayıran, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesi için her türlü çalışma içerisinde bulunulması, belirli bir meslek disiplininin ilkelerini, uygulama esaslarını, bu mesleği uygulayacak kişilerin yeterliliklerinin tespitini ve mesleğin kamuya, üçüncü şahıslara vereceği zararların önlenmesi açısından disipline edilmesi gibi görevleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AKP'nin aslında rahatsız olduğu bu kamu kurumu niteliği, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak kullanılması, gelişmesi için yürütmüş olduğumuz faaliyetlerden kaynaklanıyor. 2007 yılından beri sistematik olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin ve benzer kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarını değiştirmeye çalışıyor. Biraz önce anlattığım kamusal görevlerinden dolayı bunlara anayasada özel olarak yer verilmiştir. İdari ve mali özellik tanınmıştır. Demokratik bir şekilde yapılanmıştır. Siyasi iktidarın yürütmenin baskılamasından, etkilerinden, yönlendirilmesinden arındırılan yapılardır. Yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Siyasi iktidar tüm kamu idaresinin tek merkezi yönetimde oluştu. Yürütmede oluştuğu bir Türkiye'yi adım adım yaşama geçirdi. Biliyorsunuz meclis devre dışı bırakıldı. Yargı etkisizleştirildi. Medya susturuldu. Kamu adına söz söyleyen, kamu çıkarlarını koruyan çok az yapılanma kaldı, kamu kurumu kaldı. Bunlardan birisi yerel yönetimlerse, özel yerinden yönetimler. Diğeri de kamu kurumu nitelikli meslek kuruluşlarıdır. Bunları denetimleri altına almak için sürekli yasaları değiştirilmek isteniyor. En son sunulan yasanın da üçlü ayağı var. Bunlardan birisi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan TMOB'nin seçim sistemlerine müdahale ederek yıllardır demokratik seçimlerle susturulamayan, elde edilemeyen kamucu, yurtsever, toplumcu, bilimden yana laik çizgisinden vazgeçiremediği TMOB'yi seçim sistemleriyle değiştirerek farklı farklı siyasal duruşlarda, farklı farklı plan programlara, görüşlere sahip değişik kesimlerin oluşturacağı amorf bir yapıya dönüştürerek etkisiz kılmak, karar alamaz hale getirmek. Seçim sisteminin değiştirilmesinin nedeni bu. İkincisi ama bundan çok daha önemlisi bunların sıkı bir vesayet altına alınması. Sanki ilgili bakanlıkların genel müdürlükleriymiş gibi. Bunda özel kuruluşlar olmasına rağmen sanki mevcut merkezi yönetimin parçasıymış gibi ilgili bakanlıkların her an denetimine açarak
anayasa gereği, yasaları gereği yaptıkları çalışmaların bile sıkı bir denetime tabi tutulması, bakanlıklar tarafından görevlendirilen müfettişlerin yönlendirmelerine aykırı hareket eden yöneticilerin, TUMOP çalışanlarının cezalandırılması gibi çok ağır hükümler içeriyor. İkincisi bu. Üçüncüsü ise her şeyden önemlisi mesleki denetim yetkileri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Söylediğim gibi bu kuruluşlar zaten anayasanın 135. maddesiyle herhangi bir mesleği denetlesin, düzenlesin diye kurulan kuruluşlar. Bu denetleme görevlerini, yetkilerini yasayla ellerinden alarak aslında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını tamamen tasfiye etmeye yönelik bir girişimdir. En son TMMOB yasasına yönelik yapılmak istenen düzenlemeler budur. Peki bu noktada Emin Bey, siz dediniz ki meslek odalarını ilgili bakanlıkların genel müdürlükleriymiş gibi konumlansın istiyorlar. Evet, herhangi bir etmek. Mesleki denetim olsun istemiyorlar dediniz. Bunu niye istemiyorlar? Yani iktidarın nerede karşısına engel olarak çıkıyor da TMOB bunu iktidar istemiyor? Bu denetimi veya bu yapıyı ortadan kaldırmak istiyor. Ülkemizde 80'li yıllardan beri bildiğiniz gibi üretimi, yatırımı dışlayan, ülke kaynaklarının, mevcut sanayi altyapısının, kıyılarının, madenlerinin, ormanlarının yıkımına ve tahribine yönelik bir ekonomi politikası izleniyor. Yüzyıllık cumhuriyetin birikimleri olan sanayi kuruluşları, tarımsal işletmeler, tarıma dayalı sanayi, madenlerimiz, özelleştirme enerji santrallerimiz birer birer elden çıkarıldı. Aslında bunlar yapılırken bu ülkenin üretim altyapısı da, mühendislik altyapısı da bitirildi. Kamusal hizmetler, ki mühendislik hizmetleri kamusal hizmetlerdir birçok alanda. Ticarileştirildi. Yapı denetim şirketlerine, iş sağlığı ve iş güvenliği şirketlerine, ki biliyorsunuz ülkemiz iş sağlığı, iş güvenliği konusunda da oldukça sicili kötü bir ülke. İş kazaları konusunda Avrupa'da birinciyiz. Yani dünyada üçüncüyüz. Yarın Soma katliamının yıl dönümü. Gerekli mühendislik önlemleri almadan sadece üretimi düşünüp can ve mal güvenliğini ikinci plana atan, sermaye kesimlerinin çıkarlarını önceleyen politikalar sonucu, gerekli mühendislik önlemlerinin alınmaması nedeniyle insanlar şantiyelerde, madenlerde yaşamlarını kaybediyorlar. Aslında güvenlikli çalışma ortamları hazırlamak da mühendislerin, mimarların görevi. Biz bütün bu işleri yasanın, anayasanın bize verdiği görev, mesleğimizin toplum içerisindeki, toplumsal iş bölümündeki yeri gereği, almış olduğumuz eğitim gereği karşı çıktığımız zaman siyasi iktidarın hedefinde oluyoruz. Aslında mesleğimizi etkisiz kılmak için bizi bir arada tutan örgütümüzü işlevsizleştirmeleri, ortadan kaldırmaları gerekir. Bizim meslek alanlarımızda yıllardır yürütülen uygulamalara bakarsanız, kentsel ortak mekanlarımızın yok edilmesi, nerede hangi ihtiyaca dayandığı bilinmeden kamu özel işbirliği projeleri adı altında Kanal İstanbul gibi, üçüncü köprü gibi ciro garantili projelerle ülke kaynaklarının tabiri yerindeyse elden çıkartılması, sadece bugünün değil yarının da ipotek altına alınması, sanayi işletmelerimizden Telekom'un, Tüpraş'ın, Petkim'in, Tekel'in, Erdemir'in, TÜKSAŞ'ın, elektrik dağıtım santrallerimizin, limanlarımızın, şeker fabrikalarımızın elden çıkartılması, tarihi kültürel mirasımızın yok edilmesi, binlerce yıllık tarihi kentlerin baraj yapacağız diye sular altında bırakılması, bütün bunları yapmak için de bir bütün Türkiye'nin yasalarının, mevzuatının piyasacı, liberal politikalar çerçevesinde değiştirilmesi gibi bir süreç yaşanıyor ülkemizde. TMMOB'de kamucu duruşu gereği, anayasanın verdiği görev gereği bu tür projelere, bu tür uygulamalara karşı çıkıyor. Davalar
açıyor, raporlar hazırlıyor ve bu ekonomik politikaların yürüteceği bu ekonomik politikalar ve uygulamalar karşısında TMMOB'nin kamudan yana, toplumdan yana duruşu da siyasi iktidarı rahatsız ediyor ve etkisizleştirmeye çalışıyor. Evet, bu etkisizleştirme yani, için de muhtemelen önümüzdeki dönemde bir yasa teklifi gelecek veya hani dönem dönem olduğu gibi bir nabız yoklaması yapılıyor şu anda toplumdan. Demokratik kitle örgütlerinden, odalardan ne tepki gelecek bu anlaşılmaya çalışılıyor belki de. Bir yöntem olarak uygulandığı için söylüyorum. Şimdi bu teklif yasalaşırsa meslek odalarında nasıl bir değişiklik olacak? Yani nasıl bir teklif olmasını bekliyorsunuz? Bir de bu seçim usulünün değiştirilmesi dışında başka şeyler de olacak mı bu yasa kapsamında? Nasıl bir beklentiniz var bu konuda? Biraz önce söylemiştim. Üç ayağı var. Birisi mesleki denetim yetkilerimizin ortadan kaldırılması. Hı hı. Bu yasa teklifinin içerdiği maddelerden birisi bu. İkincisi özerkliğini ortadan kaldırmak noktasında sıkı bir idari ve mali denetim. Sanki ilgili bakanlıkların bir kurumuymuş gibi bu şekilde zapturapt altına alınması. Üçüncüsü ise seçim sistemlerini değiştirerek çalışamaz hale getirilmesi. Seçim sistemleri oldukça demokratiktir kamu kurumu nitelindeki meslek kuruluşlarının. Çarşaf listelerle seçimlere girilir. Her üye her organa aday olabilir. Seçimler yargı gözetiminde yapılır. Hem tüm düşüncelerin yönetimlere taşınması hem de yönetimlerin istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi için en demokratik seçim sistemine sahip kurum kuruluşlar buralar. Buralarda barajlar yok. Herhangi bir kısıtlama yok. Öylesi bir sistem getirmeye çalışıyor ki sizler siyasi duruşlarınıza göre ayrı ayrı listeler çıkartın. Her siyasi duruş, her bakış açısı aldıkları oy oranı kadar yönetimde temsil edilsin. Yani bu şekildeki bir yapılanma farklı düşüncelerin zenginliğinden oluşacak yapılanma ancak meclislerde olur. Politikaların ürettikleri yerde olur. Neden meslek odalarında olmaz? Yönetim organlarına bunu yapmaya çalışıyor. Sanki kabine yani önerdiği sistemin aynısını meclise uygularsak şu anki kabinenin meclisteki üye sayısı kadar tüm siyasi partilere bölüştürülmesi ve kendi işlerinde bir bakanlıkları da kendi işlerinde paylaşması gerekir. Böylesi bir yapının çalışmayacağı programları farklı, duruşları farklı ki aynı zamanda bir yapıyı sadece idare değil, yönetenler değil, muhalefet de zenginleştirir. Ortada muhalefet de bırakmadan ilerlemenin, gelişmenin, demokratik temsilin önüne engel çıkaran, aslında buraları çalıştıramaz, iş yapamaz hale getirmeyi öneren bir sistemi TMMOB için istiyorlar. Barolar için başka, her bir meslek kuruluşu için başka, seçimlerle, demokratik seçimlerle elde edemedikleri, şimdiye kadar koymuş oldukları bir sürü yasaklamalarla, açılan davalarla susturamadıkları bu yapıları, şimdi de anayasaya rağmen, anayasaya aykırı olmasına rağmen kanunlarda yapacakları değişiklikle zapturapt altına almak isteyen bir yaklaşım. Öyle bir ülke düşünün ki herhalde dünyanın başka ülkesinde yoktur. En otoriter ülkelerinde bile yoktur. Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşunun yasası hakkında değişiklik öneriyorsunuz. Yeni bir düzenleme getiriyorsunuz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 580 bin üyesi olan ülkede 102 mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, meslek disiplini temsil eden 24 odası olan çok yaygın ve büyük bir örgütlenme. Bu yasalarına yönelik tadilat, değişiklik yapmak istediğiniz kurumlardan bile görüş almıyorsunuz. O kurumların üyelerinden bile görüş almıyorsunuz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin seçim sisteminin bazı maddelerin değiştirilmesi için bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaç kimler tarafından nasıl tespit edilmiştir? Bu da anlaşılabilir bir şey değil. Tamamen siyasi sayıklarla merkezi idarenin siyasi iktidarın ürettiği politikalara karşı duran tüm kesimleri susturma anlayışının bir sonucu bu. Evet, Emin Koramaz, evet, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok sağ olun. Evet, TMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz değerlendirdi. Neden meslek odalarının seçim usullerinde değişiklik yapılmak isteniyor? Çeşitli ayaklarıyla bize bunu açıkladı. Özet olarak söylediği şey şu: davalarla, işte başka baskı mekanizmalarıyla zapturapt altına alamadıkları meslek odalarını bu şekilde bir seçim usullerini değiştirerek denetim mekanizmasını ortadan kaldırmayı aslında planlıyorlar ve bu şekilde de meslek odalarını işlemez hale getirmeyi ve toplum adına, kamu adına yürüttükleri mücadeleyi de işlevsiz kılmayı planlıyorlar. İşlemez hale getirmeyi planlıyorlar. Özet olarak bunu söylüyor Emin Koramaz. Bakalım bu yasa teklifi ne zaman gelecek, nasıl bir yasa teklifi olacak, takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Bugünlük bağlantımızla birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.